Evet, herkese merhaba. Bugün yurttan video çekmek istedim. Çünkü markette video çekmek çok zor. Yani sürekli birileri geliyor, videoyu sil filan diyor. Yani güvenlikler falan. Bir de çok dar bir markete gittik bu sefer. Şey yapamadım yani, çekebilecek alan yoktu. Böyle sepetler bile ufaktı. İnsanları şey yapmasın diye. Çok küçük, minimal bir marketti. Şimdi bugün konumuz 1100 grivna ile ne alabilirsiniz Ukrayna'da? Şimdi hızlıca göstereceğim size. Yani mesela örnek veriyorum. Şu dörtlü tuvalet geldi 20 grivna. Şu 1 kilo tavuk aldım. Şu şekilde. Bu tahmini 68 grivna filan. Böyle bir cips aldım. 10 grivna. Ya yani bu cipsler bayağı. Şu an bu kadar olmasına rağmen pahalı. Başka videoda da atmıştım. Bu kadar poşet 20 grivna filan. Bu cipslerin. Mesela bunu aldım. Bu da kaç grivna olduğunu hatırlamıyorum kırarken. Genelinin grivnalarını pek söyleyemeyeceğim sanırım. Mesela bu 30 grivna. Risotto sos makarnaya. Bu da 25-30 grivna filan. Sonra bir şampuan aldık. 70 grivna filan bu. Sonra bakalım. Bu ucuzdu, indirimdeydi. 25 grivna filan. Hemen aldım. Direkt koştum aldım yani. Sonra başka 4 grivna, 4,5 grivna filan bu ilk tanesi 4,5 grivna. 10 grivna diyelim. 15 grivna makarna yine. El işte yani. 4,5 grivna. 15 grivna, 15 grivna makarna, sonra 8-10 grivna falan bu da. Şöyle aslanlı bir şey, içinde kokonatlı, şöyle resmi de var. 15-20 grivna falan bu da. 35 grivna paraya kıydım bu kadar. Bunu denemek istiyordum geldiğimden beri. Şöyle noodle şeklinde baya güzel. Bu da indirimdeydi. 25 grivna bezelye. Bunlar çok güzel oluyor. Sonra başka neyimiz var bakalım. Bu da 15-20 grivna bir şey. Bu da 30 grivna filan. Makarnamız. Sonra bu da indirimdeydi. 20 grivna. Rosen. Aynen Rosen şey ya, bu Ukrayna'nın bir markası ama çok iyi değil yani. Buradaki çikolatalar çok iyi değil. Türkiye'deki çikolatalar acayip güzel yani buraya kıyasla. Türkiye'de çok kaliteli yapıyormuşuz biz. Yani onu fark ettim. 15 grivna ucuza aldık. 38 grivna falan olması lazım şu konserve. Sonra 78 grivna. Yarım kilo. Aynen bakalım kaç kiloymuş. Yarım kilo ya 500 gram ama 560 gram falan olması lazım. Bu da 250 gram 240 grammış bu da. Sonra bunlardan aldık. Yine aynı şeylerden. Ya burada et ucuz. Gerçekten ucuz yani. Mesela bir antrikot alıyorum yarım kilo. Ya 50 grivna mı 60 grivna mı ne oluyor? Yani Türkiye'ye kıyasla bayağı ucuz. Yani bayağı ucuz. Dana eti alıyorum. Bayağı alıyorum yani böyle. Ya 50-60 grivna falan oluyor yarım kilosu neredeyse. İndirimde oluyor genelde. İndirimden alıyorum. Yani Türkiye'de imkansız yani 50-60 grivna kaç para? 10 lira, 15 lira ya. 10 lira değil de 15-20 lira falan. 15-20 liraya şey alıyorsunuz, 700 gram neredeyse et alıyorsunuz. Bir tırnak makası aldık 35 grivna'ya. Sonra bu noodle'ları aldık. 3,75 grivna'ydı. Yani 1 TL falan. Bunlar hayat kurtarıyor. Yani mutfak belirli bir saatten sonra kapanıyor. Bunlar normalde 8 grivna falan. Şimdi indirimde buldukça aldım yani. Direkt aldım yani. Görür görmez koşup aldım.
Bu da indirimdeydi. 17 gramına falan. 17 gramına. Bu da aynı şekilde 17 olması lazım. Pirinç 42 gramına. Şuraya koyalım. Bir tane avuç aldım. 1 gramına. Normalde avuç bu kadar ucuz değil. Çok ucuzdu ama bu sefer. Anlamadım yani. Yine şey. Noodles. Sonra 3 tane ufak salatalık aldık. 17 gramıymış. 16.97. Meyve sebze çok pahalı. İnanılmaz pahalı yani. 3 tane domates aldım. Burada domates alıyorum. Yani domatesleri yerken kıyamıyorum böyle. Çok pahalı çünkü. Mesela şu kaç para oluyor? Yani 25 gramına kaç para oluyor? Vallahi hesaplayamadım. 7-8 lira falan ediyor herhalde. Bunu aldım. 8-9 gramına falan. Kıydık paraya. Sonra bu indirimdeydi. Böyle bir içecek aldım. 20 gramına. Sonra birazcık lüks harcamalarımız oldu. Lüks dediğim de yani pahalı bir şey değil. 50 gramına şunu aldım. Rose aldım bir tane. 15'er gramına da şunları aldım. Ya yani 50 gramına kaç para ki? 15 lira filan. Bunlar da 4 lira filan. 2 tane aldım. Bir de su aldım bir tane. 12 gramına. Burada sular berbat. Ya içemiyorum. Buraya geldiğimden beri su içemiyorum. Türkiye'deki gibi değil. Yani hiç güzel değil yani. Suların tadını şey yapmanız lazım. Bir görmeniz lazım. Bayağı lezzetsiz. Heh, bir de bunu aldım. Ezilmiş ama biraz. 15 gramına. Ya bir aylık alışverişimizi yaptık. Neredeyse. Yani bu beni büyük ihtimal 2-3 hafta götürür. Şöyle yatağın üstüne attık hepsini. Yani şu anlık böyle Ukrayna pahalı mı derseniz. Yani bence pahalı. Yani pahalı yani. Şey değil yani hani çok ucuz filan diye videolar var ya onun gibi değil. Bunu da aldım mesela. Bu ne derseniz. Kefir gibi bir şey. Smetana'ya benziyor biraz. Smetana'da... Nasıl anlatayım? Biraz sulandırılmış süzme yoğurt gibi düşünün. Onun gibi lezzeti. Yani pahalı biraz burası. 1100 gramına tahmini kaç 350 liraya falan geliyor. 350 liralık alışveriş yaptım ve hiçbir şey almadım yani neredeyse. Aldığım şeyler full makarna. İndirimden aldım hepsini. Makarnaların. Yani bir şey alıyorum. Noodle alıyorum. 1 TL'ye denk gelmiyor. Normalde 2,5-3 lira noodle burada. Onları da görünce 1 liraya hemen koştum aldım hepsini. Genelde makarna yiyorum ya da et. Et ucuz ama et de her zaman yiyemiyorsunuz yani. Çünkü para etmiyor öğrenciyseniz. Öyle yani. Genelde makarna salça. Öyle geçiyoruz. Geçiniyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük böyle bir video olsun dedim. Çünkü markete çok kargaşa oluyor. Böyle çekiyorum. Bunu böyle filan şey kargaşa bir şekilde belli olmuyor neyi çektiğim. Daha düzgün geniş bir markete gidersem çekebilirim tekrardan. Herkese teşekkür ederim. Takipte kalmanızı diliyorum. Lütfen abone olun. sonra sağlıklı koronasız kalın. Bay bay.